Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün eminim ki hepinizin çok sevdiği bir tatlı hazırlıyorum. Güllaç yapıyorum. Artık Ramazan'ın son günlerine yaklaştık. Fark ettim ki tatlı paylaşmamışım. Ramazan güllaçsız olmaz. Bu yüzden güllaç tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Ramazan'ın vazgeçilmezi güllaç için öncelikle sütü tencerenin içerisine alıyorum. 2 litre süt kullanacağım. Normal inek sütü kullanıyorum. Ama eğer inek sütüne alerjiniz varsa alternatif ne yapabilirsiniz? Soya sütü kullanabilirsiniz ya da badem sütü kullanabilirsiniz. Güllaç özellikle Ramazan'da yapılan çok hafif, lezzetli bir tatlı. Benim de çok çok sevdiğim bir tatlıdır. Annem de hep Ramazanlarda hazırlardı. Bu yüzden ben de onun ölçüleriyle bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. 2 litre sütün içerisine 2,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Yaklaşık 450 grama denk geliyor. Eğer daha az şekerli seviyorsanız 2 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ancak bu ölçü bence gayet uygun. Bu arada şeker eriyene kadar pişirmek için ocağın üzerine alacağım. Şöyle bir taşım kaynadı mı bizim için yeterlidir. Bu sırada 1 su bardağı bademi tavanın içerisine alıyorum. Ben file badem kullandım. Ve birazcık onu kavurmak istiyorum. Kavurmak için ocağın üzerine götürdüm. Bu arada size güllaç yapraklarını da göstermek istiyorum. Ben klasik şok marketten aldığım bir güllacı kullanacağım. 10-12 yaprak kadar oluyor. 300 gram güllaç var paketin içerisinde. Şöyle size miktarı da göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bademleri biraz kavurdum. Renk aldılar. Hem de rutubeti gitti. Daha hafiflediler. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir taşım kaynattığım sütü sizlere gösteriyorum. 30'a 40 santimlik bir tepsi kullanıyorum. Tepsi ölçüsünü de sizlerle paylaşmak istedim. Güllaç yapraklarını kırarak tepsiye koyacağım. Mesela annem şu şekilde hazırlardı. Geniş bir tepsiye süt dökerdi ve güllaç yapraklarını onun içinde ıslatırdı. Ama hiç gerek yok. Bence bu şekilde çok daha pratik oluyor. Elleriniz de kirlenmiyor. Gayet iyi bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yaprakları kırarak koyduktan sonra yaklaşık 1,5 yaprağın üzerine her seferinde o hazırladığım sıcak şekerli sütü döküyorum. Bakın şu şekilde yanlarını da tamamlıyorum ki eşit bir şekilde dağılsın ve yeniden sıcak şekerli sütü üzerine döküyorum. Her katta bu işlemi tekrar edeceğim. Bu arada güllaç yapraklarının içerisinde ne var? Mısır nişastası, buğday nişastası ve unla hazırlanıyor. O yüzden glutensiz bir ürün değil. Gluten alerjisi olanlar için güllaç uygun bir tatlı değil maalesef. Bu arada sevgili arkadaşlar, fark ettiyseniz güllaç paketinin arkasında belli bir ölçü var. Ancak ben o ölçüye uymuyorum. Çünkü şeker miktarı çok fazla. Daha önce açıkçası ilk başta böyle güllaç yaparken denemiştim. Ve şaşırmıştım. Çok çok fazla şekerli oluyordu. O yüzden daha sonra deneye deneye annemin yaptığı ölçüyle de adapte ederek bu şekilde yapmaya başladım. Ve gerçekten istediğim lezzeti elde ettim. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz ve videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenip kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin.
paketin yarısına geldikten sonra hazırladığım bademleri serpiyorum. Ben badem kullandım ama evinizde ceviz vardır, fındık vardır ya da fıstık vardır. Onları da kullanabilirsiniz. Ya da ben güllacı sade seviyorum, içerisinde hiçbir şey olmasa da olur derseniz bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Geri kalan 5-6 yaprağı da yeniden üzerine koyuyorum. Tabii ki her 1,5 yufkada ıslatmayı da ihmal etmiyorum. Tüm yapraklar bitene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Benim elimdeki tepsi 300 gramlık güllaç için tam oluyor. O yüzden genellikle bir paketten hazırlayacaksam eğer güllacı, bu tepside hazırlamayı tercih ediyorum. Büyük boy borcam dikdörtgen tepsi de kullanabilirsiniz, evinizde varsa. Eğer ben daha az hazırlamak istiyorum diyorsanız, tabii ki yarım ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi tüm sütü üzerine döktükten sonra buzdolabında 3-4 saat kadar dinlendiriyorum güllacı. İlk başta size süt fazla gelebilir üzerine ilk döktüğünüzde. Ama gördüğünüz gibi tamamını emiyor. O yüzden lütfen bu ölçüden şaşmayın diyorum. Ve güzelce sütü emdikten sonra, ki altında mutlaka da süt kalacaktır, göreceksiniz, dilimliyorum. Ben şöyle bir hamur spatulasından faydalandım bunun için dağılmasın diye. Büyük bir bıçakla da kesebilirsiniz. Ve sıra geldi üzerini süslemeye. Ben Antep fıstığıyla süslemeyi tercih ettim. Ama evinizde ne varsa, fındık olur, fıstık olur, ceviz olur, koyabilirsiniz. Ve tabii ki bildiğiniz gibi narla çok yakışıyor. Ya da üzerine bazen kiraz ya da vişne koyabiliyorlar, biliyorsunuz, güllacın. Ama ben bu sefer bir değişiklik yaptım. Evimde nar yoktu. Kurumuş gül yapraklarım vardı gül çayı için. Ben üzerine kurumuş gül yaprakları koymayı tercih ettim. Hem açıkçası adıyla da bütünleşsin diye, biliyorsunuz güllaş aslında güllü aştan geliyor. İçerisine gül suyu da koyuyorlar. Eğer ki gül suyunu seviyorsanız, hazırladığınız sütlü şerbetin içerisine mutlaka 2-3 yemek kaşığı da gül suyu eklemeyi ihmal etmeyin. Şimdi üzerine tomurcuk gülleri de koyuyorum. Gerçekten çok hoş da bir koku veriyor. Daha sonra da biraz yapraklarını parçalayarak üzerine serpeceğim. Eğer o sırada evinizde nar varsa nar kullanabilirsiniz. Vişne kullanabilirsiniz ya da kiraz kullanabilirsiniz. Evet, güllacımız hazır. Şimdi hemen bir dilim alarak size şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Hatta altında biraz süt bile kalıyor. O sütü de daha sonra üzerine dökerseniz güzel bir doku elde etmiş olacaksınız. Çatalla yiyebilirsiniz ya da kaşıkla da yiyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Benim çok sevdiğim bir tatlıyı sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de denersiniz ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendi yaptığınız güllaç tarifini de benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.